Şimdi Sezgin Tanrıkulu bir açıklama yapıyor. Sezgin Tanrıkulu özellikle terör örgütlerini veya terörden içeride yatanları sever, tutar. Hatta terör örgütünün kurulduğu, PKK'nın kurulduğu köye bile gider. Sezgin Tanrıkulu, efendim burada bahar açacak, burası çok güzel, ben burayı çok seviyorum der. Çünkü PKK o köyde doğmuştur. Sezgin Tanrıkulu'nun tam sempati duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde KDP'lidir, PKK sempatizanıdır. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Haziran ayı içerisinde hak ihlali raporunu açıklamış. 399 kişiyi katıldığı eylem ve etkinlikler nedeniyle gözaltına alındı demiş. Kimse gözaltına alınmasın. Ama siz gösteri yaparken, bu gösteriyi yaparken izin almadan sokağa inerseniz, izin almadan meydanlara dolarsanız, kusura bakma burası Muz Cumhuriyeti değil. İnemezsiniz izin almadan. Sokağı işgal edemezsiniz. Meydanlara inemezsiniz. Bugün eğer devlet herkes sokağa girene izin verirse, daha önce Kobane olayları gibi iç kalkışma ve iç savaşa sürüklemeye kalktınız, 15 Temmuz gibi yapmaya kalktınız, farklı kalkışmalar oldu, buna izin verilmez. Sezgin Tanrıkulu burada konuşuyor ve LGBT dayatmalarıyla, yabancı vakıfların destekleriyle, Türkiye'deki dezenformasyon sistemini vatandaş üzerinde bozmaya çalışan, cinsel ikilemini yaratmaya çalışan bir yapının da özellikle müdavimlerinin gösterilerinin özellikle uzaklaştırılması, gözaltına alınması, bunları savunuyor şimdi Sezgin Tanrıkulu. Yani bir tane Türkiye Cumhuriyeti lehinde, vatandaşın lehine savunduğun bir şey var mı senin Sayın Sezgin Tanrıkulu?